SSRI tipi antidepresanların çalışma prensibini birkaç dakikaya sığdırıyorum. Toplamda iki tip antidepresandan bahsedeceğim. Bu videoda sadece SSRI tipi olacak. Diğerini part 2'de bulacaksınız. SSRI tipli olanlar büyük çoğunlukla uyku, uyuşukluk ve beyin aktivitesini yavaşlatarak zihin bulanıklığı yaratmazlar. Diğer bazı tür antidepresanlar gibi sizi sersemletip yaratıcılığınızı kısıtlamazlar. Senaryo yazımı, proje yapımı, sunum gibi yoğun dikkat gerektiren uğraşlarda olumsuz bir etkileri yoktur. Düşünce akışını yavaşlatmazlar. Sosyal hayatınızı etkileyen tipteki ilaçlardan da değildir. Hatta bunun bir bakıma tam tersidir. Çalışma prensibi beyin bir kez serotonin salgıladığında kısa sürede kaybolup gitmesin diye bir nevi blokaj koymasıdır. Böylece serotonin vücutta daha uzun süre kalır. Doktorlar en az 6 ay kullanılmasını tavsiye ederler. Bunun iki sebebi var. Birincisi bu tür ilaçların anlık olarak değil uzun vadelerde birikerek bir etki yaratıp beyni zamanla yeni ve daha gamsız bir kimyasal yapıya sokmasıdır. Yılın daha uzun bir zaman dilimini serotonin ile geçiririz. Bu yüzden beyin yeni normale şekillenir. 6 ay üzeri kullanımın ikinci sebebi ise ilacın kullanım süreci boyunca aynı zamanda kendisine kontrollü sosyalleşme ödevi verilen danışanın bu ödevine beyinde daha uzun süre etkisiz süren serotoninle birlikte danışana sonunda yine serotonin kazanacağı bir aktiviteye atılması için başlama motivasyonu vererek destek sağlamasıdır. Böylece SSRI tipi antidepresanlar hem doğrudan serotonin vücutta kalma süresini uzatır hem de dolaylı olarak serotonin elde edilecek olan dış dünyaya kapıları açmaya tedavi sürecinde destek sağlar. Sadece doktor kontrolünde ve önerilen süreyle önerilen dozda kullanılmalıdır. Bu uğurda amacım özendirmek değil bilinçlendirmektir. Gelelim bu ilaçların bünyede yarattığı sıkıntılara. Düşünce akışını yavaşlatmazlar dedim ama size zararı dolaylı yoldan verirler. Sizin heyecanlanmanızı baskılarlar ve olaylar karşısında üzülmenizi belirgin ölçüde etkilerler. Bu iki özellik iki ayrı hastalığa davetiye çıkartır. İlki heyecan baskılayıcılığından ötürü erektil disfonksiyon. Bireyin cinsel uyarılara karşı tepkisi oldukça düşer. Çünkü erektil fonksiyon için tetikleyici bir heyecan gerekir. Kişi hala erekte olup ejekülasyon gerçekleştirebilir ama bu süreci tetiklemek için çok daha yüksek bir fantezi uyarına maruz kalması gerekir. Yarattığı ikinci sıkıntılı özellik olan mutsuz olmayı oldukça engellemesi ise sizin en büyük doğal rahatlama mekanizmanızdan birisi olan ağlama ihtiyacınızı elinizden almasıdır. Ne kadar kendinize zorlarsanız zorlayın ağlayamazsınız. Bu ilaçlar ağlamayı bir lüks haline getirir. Eğer düzenli olarak ağlayarak rahatlayamazsanız yıllarca maruz kaldığınız stres tahammül kotanızı doldurur ve vücuttan ağlayarak boşaltılması gereken stres iç organlarınızı tehlikeye sokar. Uzun vadede iç organ hastalıklarınız ortaya çıkar. Günümüzde bazı doktorlar en ufak bir iç sıkıntısına bu ilaçları reçete etmekteler. Açık söylemek gerekirse %90'ınız ilaçlık bir vaka değilsiniz. Bence psikoterapiye yönelmelisiniz. Beyninizin kimyasal yapısıyla bu kadar kolay oynatmayın. Naçizane tavsiyem bu ilaçları kullanmayın, kullandırmayın. Çünkü sizi insan yapan özelliklerinizi sizden alacak. İlacı bırakınca ise tekrar ağlayabilme yetinizi kazanıyorsunuz. Yani hali hazırda içinizde kullananlar varsa erektil disfonksiyon ve ağlayamama sıkıntıları kalıcı değil. Bıraktıktan ortalama 2 hafta ile 1 ay içerisinde eski dürtülerinizi geri kazanıyorsunuz. Bunun yanında SSRI tipi antidepresanlarda henüz çözülemeyen bir yan etki var. Genellikle günün ikinci yarısından sonra başlayan sık sık gelen anlamsız esnemeler. Anlamsız olmasının sebebi bunlar bireyin uykusunu getiren türde esnemeler değil. Hiç uykunuz olmadığı halde gelen saatlerce sürebilen kuru esnemelerdir bunlar. Ki SSRI'ların en masum gen etkisi bu. Ya az önce saydığım hastalıkların yanında dikkate bile alınacak bir etki değil. Ya ağlamanın önemi ve stresin uzun vadede iç organlarımızda olan etkilerini ayrı bir videoya saklıyorum. Çünkü her bir cümlem konsantre bir bilgi içerse de uzun videolarımı izlemiyorlar. Ben de mecburen konuları bütüncül ele almak yerine parça parça videolara bölmek zorunda kaldım. Videoyu izledikten sonra kanalı desteklemek isterseniz bilgi içerikli bu tarz videoların devamı gelebilir.